Selam. Evet, güzel bir cuma çalışmasından sonra şimdi bir sahile indim. Ufak bir mola vermek için geri dönüp devam edeceğim. Ama çok güzel ya. Kışın ayrı bir seviyorum bu sahilin havasını. Böyle kimseciklerin olmaması, esinti, denizin kokusu falan müthiş oluyor. Hele gün batımına yakın bir zamanda böyle çok tatlı bir renge dönüşüyor denizin rengi. O yüzden birazcık burada oturacağım şimdi güneş batana kadar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün cumartesi günündeyiz. Ve hava aşırı yağmurluydu bu arada. Bir yanda güneş açtı, çok garip. Tam bir Antalya havası gördüğünüz üzere. Ben şimdi Dokuma Park diye bir yere geldim Antalya'da. Burası böyle hem sanat galerilerinin olduğu, kütüphanenin olduğu, çeşitli müzelerin olduğu bir parkmış. O yüzden çok merak ediyorum. Biraz böyle Kadıköy'deki müze gazhane havasına benzettim sanki. Çünkü eski dokuma fabrikasını böyle bir kültür şeyine çevirmişler. Şimdi birlikte onları gezelim. Hem de ben de merakımı gidermiş olayım. Bu arada bugün benim için heyecanlı bir gündü aslında. Çünkü meditasyon eğitmenlik eğitimimi tamamladım ve ardından ilk dersimi verdim. Eğer bunu izleyenler varsa katılanlar arasında tekrar teşekkür ederim. Siz de benimle meditasyon yapmak isterseniz Instagram'da beni Bengülüsü olarak takip edin ve orada yayınlayacağım ücretsiz derslere katılabilirsiniz. O zaman hadi bakalım. Keyifli gidiyor bu arada. Neden daha önce buraya gelmemişim diyorum. Sanat galerisini gezdim. Araba müzesini gezdim. Araba müzesinde Anadol vardı. İlk Türk otomobillerinden devrim arabası vardı örnek olarak. O yüzden bence gelmeye değer böyle yani. Heyecanlı, değişik bir şeyler görüyorsunuz. Çok fazla çocuk var tabii ki ama
Yine de bence keyifli gidiyor. Böyle bir yürüyüş parkuru var ve gerçekten çok huzurlu gözüküyor. Bir gün denemek isterim. Ya burası çok güzelmiş bu arada. Gerçekten gezdikçe şok oluyorum. Hani neden daha önce gelmemişim ve çok yakın bize. Hani bisikletle falan bile gelebilirim. O derece bir yakınlık. Bundan sonraki favori mekanım belli oldu. Açık Hava Müzesi'ni gezdim. Bu arada ben kütüphanede bayağı oturup kitap okudum. Sadece kitap okumak için iki masa ayrılmış. Kafe gibi bir yerin içinde. Oraya oturup okuyabiliyorsunuz ama onun dışında içerideki masalar bayağı böyle hani ders çalışmak isteyen öğrencilere vesaire ayrılmış. Ama tabii ki hani siz de orada oturup okuyabilirsiniz. Ben gittiğimde %100'ü doluydu. Sıraya adınızı yazdırmanız gerekiyor. Eğer gidecekseniz aklınızda bulunsun. Ah ben buraya bayıldım. Bundan sonra buradayım gerçekten. Neden? Bir senedir hiç gelmemişim buraya bilmiyorum. Ama bundan sonra çok daha sık geleceğim. Şimdi artık eve doğru gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gitmeden kanala abone olup yorum yaparsanız da süper olur. Selam yeni bir günden herkese merhaba. Bu dokuma parkı sadece tek bir video yapmayayım dedim. Ardından... Ah, burada kim var bakın. Zeytin. Zeytin'le tanışım bu arada. Zeytin'e biz geçici yuva olduk. Ama duruma göre her şey olabilir. Bakalım ne olacak. Bu videoda o yüzden birlikte evi Christmas'a, yeni yıl ruhuna hazırlayalım istedim. Şimdi neler yapacağım tek tek size gösteriyorum. Burada yastık kılıflarımız hazır. Christmas battaniyemiz çıktı. Ve tabii ki en önemlisi süsler. Ve ta-ta! Sonuç. Ve Mia. Ve yılbaşı ağacı. Ve Mia. Şimdi burayı da değiştiriyoruz. Böyle çok güzeller. Bunları nasıl yakabilirim bilmiyorum ama bu sefer açacağım ve kendime saklanacağım. Of! Güzellik nedir ya? Bu güzellik nedir? Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel.